itibariyle program afişini arz ediyorum. Saygı duruş ve İstiklal Marşı. Kilisili, Polateli ilçesi Rümlü, Ömeroğlu, Karakıl köyleri mevkiinde 13 milyon metrekare alan üzerine kurulan Kilis Polateli Şahin Bey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmalarını tamamlayarak 06.10.2016 tarihinde tüzel kişilik kazanarak 322 sicil numarası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanmıştır. 2017 yılında yatırım programına alınan OSB'de bugüne kadar OSB alanının iflas işlemi yapılarak Tapu Devri Kilis Polateli Şahin Bey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adına alınmış ve kamulaştırma işlemi tamamlanmıştır. Alanın yaklaşık 950 hektarlık kısmına birinci etap imar planı hazırlanarak 30 bin metrekareden başlayıp 100 bin metrekareden büyük toplam 98 adet sanayi parseli üretilmiştir. İmar planı yapılan birinci etap kısmının toplam sanayi alanı yaklaşık 6,5 milyon metrekaredir. Henüz parselasyonu yapılmayan yaklaşık 350 hektarlık bir alanda gelecek parsel talaplarına göre değerlendirilecektir. Evet, bugün değerli bir gün. Çok farklı bir gün. Yılların çalışmasının ete kemiğe bürünmüş bir hali bugün. Bugün hepimizin hayalinin gerçekleştiği bir gün. Evet, Polateli Şahin Bey Organize Sanayi Bölgesi Bilgilendirme ve Rasman Toplantısı'nı bugün yaparak inşallah bugün birinci günden itibaren önümüzdeki günlerde çok daha farklı bir kilise, çok daha farklı bir sanayi bölgesine hepimiz kucak açmış oluyoruz. Bugüne kadar diyorduk, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi diyorduk. İnşallah bugün bir büyük daha OSB'nin açılışını, lansmanını yapmış oluyoruz. Burası aslında sanayi bölgesi olmak durumunda. İnsanların girişimci ruhuyla ve dışarıdan gelen yatırımcılarla bu bölge zaten sanayi şehri olmak durumunda. Ve inşallah çok daha farklı günlerde istihdamıyla, sanayisiyle öne çıkan bir şehri, kilisi inşallah göreceğiz. Ama bu OSB'yi de yaparken şuna da dikkat edeceğiz. Yakın zamanda Paris mutabakatını imzaladık. Yeşil mutabakatını imzaladık. Ve artık önümüzde farklı bir sanayi çizmek durumundayız. Yeşil sanayi. Bu OSB yeşil sanayinin de alt temellerini oluşturarak başlayacak. Burada Avrupa'nın getirmiş olduğu birçok kriterleri de güneş enerjisiyle, çevreci sanayi yapısıyla inşallah farklı bir Türkiye'de farklı bir OSB olacak. Bu projedeki amaç hem Gaziantep'in hem de Kilis'in ortak olarak meydana getirebileceği bir sanayi bölgesi. Tabii hepimizi bu proje çok heyecanlandırdı. Özellikle bulunduğu konu, limana yakınlığı ve getireceği imkanlar, Kilis'in 6. bölge haklarından faydalanması, teşviklerinden faydalanması ve böyle bir yola çıkıldı. Gerçekten herkes çok emek verdi. İlk etapta devreye girecek kısmıyla en az ilk etapta 25 bin kişiye istihdam sağlayacak bir proje. Tabii bu sadece sanayi tarafında değil, hizmet tarafında da kilise çok büyük avantajları olacak. Yani bundan esnafı, sanatkarı, kiliste yaşayan, çalışacak insanlar, herkes bundan bir fayda görecek. Hep beraber göreceğiz. Çok önemli bir aşamadayız. Parselasyon işi bitti, imar işi bitti ve 98 tane önemli sayılabilecek parselimiz hazır. Aslında yaklaşık 3,5 milyon metrekarede bir gelişme alanımız da var. Kısa süre içerisinde ona da başlayacağız. Evet.
tez zamanda talepleri alıp ki bütün üyelere daha önceden müracaat etmiş yaklaşık 2000 kişiye mektup ve telefonla bu başvuruları ilettik. Az önce başkanın anlattığı hususları o mektupla onlara da anlattık ve dedik ki siz müracaat edecekseniz bir fizibilite raporunuzu getirin. Siz bu işi nasıl yapacaksınız, neyle yapacaksınız? Bir dilekçeyle bize müracaat edin. Bir değerlendirme komisyonumuz olacak. Bu işi gerçekten yapanlar içerisinde de bir kura yöntemi düşünüyoruz inşallah. Yani tekrar hayırlı olsun diyoruz. Katıldığınız için, geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sayın Valim. Buyurun. Sayın Valim, ortaya çıkıyor. Şu an Sayın Ulaştırma Bakanımız, İsmailoğlu'nun da yakın zamanda buraya davet ettik.